Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu muttaki kullarından bahsederken onların günahlarından hemen tevbe ettiklerini ve günahta asla ısrar etmediklerini şöyle haber veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbin günahlarla kirlenip kararmasını şöyle tasvir etmektedir. Bir kul hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet günahtan vazgeçer, istiğfar ve tevbe ederse kalbi cilalanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta arttırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Yine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır buyurmuştur. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir cevabını vermiştir. Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu muttaki kullarından bahsederken onların günahlarından hemen tevbe ettiklerini ve günahta asla ısrar etmediklerini şöyle haber verir. Onlar ki bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. Gafletten uzak kalabilmek için zikri daim üzere bulunmak, yani Rabbimizi hiçbir zaman unutmamak zaruridir. Zira insanın günaha düştüğü anlar Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu anlardır. Farkında olarak veya olmayarak işlenen günahlar ve gaflette yapılan hatalar manevi merkez olan kalbin üzerinde manen pas tutmasına sebep olur. Neticede kalp körelir ve ibadetlerden haz alamaz. Böyle bir hastalığa duçar olan kul uykusuna mağlup olarak seherlerini ziyan eder. Bu gafletin neticesinde hatalarının farkında olmadığı gibi ellerini açıp "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarmaktan ve istiğfar etmekten mahrum olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında bütün müminlere daimi zikri emretmekte ve bir an bile bundan gaflet etmemelerini istemektedir. Bir ayeti kerimede sabah akşam demeden kendi içinden korkarak ve yalvararak alçak sesle Rabbini zikret ve gafillerden olma buyurmuştur. Kul hayat güzergahında karşılaştığı bir kısım manevi sarsıntıları tevbe ilacıyla hemen tedavi edip ihlasa sarılmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak kullarından sırf kendi rızasını kastederek İhlaslı ameller yapmalarını istemektedir. İbadetlerin manevi haz ve lezzetine ancak bu yolla erişmek mümkündür. Bir ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Dolayısıyla ibadetlerin fayda vermesi için onların ihlas ve huşu ve takva hissiyatı ile, yani beden ve kalp ahengi içinde ifa edilmeleri zaruridir. İçinde ihlas olmayan ibadetler, ruhu olmayan suretlerden, içleri boşalmış meyvelerden ve özü çürümüş habbelerden ibarettir. İbadetlerin manevi hazını gideren en mühim sebep ise haram ve şüpheli lokmadır. Kul bundan ne kadar sakınırsa gönlünde iman neşvesi o kadar artar ve ibadetlerden haz alır.